Özgür Bey merhaba, hoş geldiniz. Biraz beklemedeyiz, diğer arkadaşlar da gelir diye. Henüz yavaş yavaş gelmeye başladı herkes. Ondan sonra dersimize başlayacağız.
Evet, baş katılım olmayacak. Avukat Doktor Özgür Başyiğit. Telefon numaram 555-624-4822. Ders içeriğimiz değerlendirme çözümü. Şimdi ekrana ben bir değerlendirme testi yansıtacağım. Beraberce çözümünü gerçekleştireceğiz. Evet, şimdi birinci soruyla beraber başlıyoruz. 1919 yılında kurulmuş olan Türkiye'nin de üye olduğu insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan Birleşmiş Milletler İhtisas Kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben de cevabı vereyim. Ama maalesef A değil. Onu özellikle belirteyim. Ne yazık ki A değil. B, C, D şıklarından biri. B şıkkı doğru cevap. Bir Bursa olacaktı. Tebrik ederim. Şimdi ikinci soruya geçeceğim. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin de onayladığı iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin 155 sayılı ILO sözleşmesinde yer alır? Denizli doğru cevap. İki Denizli olacaktı. Tebrik ederim. Üçüncü soruya geçeceğim. Aşağıdakilerden hangisi kararname çıkarabilir? Evet, Adana doğru cevap. Dördüncü soruya geçiyorum. İş kanununa göre aşağıdakilerden hangisi günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere verilen ara dinlenme sürelerinden biridir? Valla keşke 2,5 saatlik ara dinlenmesi olsaydı ama maalesef yok. Cevap B değil. A, C, D kaldı.
Adana doğru cevap olacak. 4 Adana. Tebrik ederim. Şimdi diğer soruya geçeceğim. Beşinci soru, aşağıdakilerden hangisine fazla çalışma yaptırılabilir? Ben de cevabı vereyim. Beşinci soru Bursa doğru cevap olacaktı. Altıncı soru, aşağıdakiler hangisi ILO, Uluslararası Çalışma Örgütü anayasasında belirtilen hedefler arasında yer almaz? Evet, ben de cevap vereyim. Altıncı soru Adana doğru cevap olacaktı. Tebrik ederim. Şimdi yedinci soruya geçeceğim. İLO Türkiye ilişkilerine yönelik olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ceyhan doğru cevap. 7 Ceyhan doğru. 8. soru, hakim önüne gelen uyuşmazlıkta yazılı veya yazısız uygulanan bir hiçbir hukuk kuralı bulamadığı takdirde ne tür boşluk söz konusu olur? Kesinlikle doğru. 8 Bursa. Tebrikler. 9. soru, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa göre aşağıdakilerden hangisi iş kazası veya meslek hastası sigortasından sağlanan haklar arasında yer almamaktadır? Çok doğru. 9. soru Bursa doğru cevap. 10. soru, aşağıdakilerden hangisi iş kazası ve meslek hastalıklarının görünmez maliyetlerinden biridir? Denizli doğru cevap. 11. soru, aşağıdakilerden hangisine 4857 sayılı kanunda yer alan iş hukuku alanındaki yaptırımların uygulanması mümkün değildir? Aynen öyle. 11 Denizli. 12. soru, bir işletmenin kanuni zorunluluklar ve kendi iş sağlığı ve güvenliği politika uygulamaları dikkate alındığında kabul edebileceği düzeye indirilmiş riski tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bursa doğru cevap. 13. soru, iş kanununa göre asıl işveren, alt işveren işlerine karşı o iş yerine göre doğan yükümlülüklerden alt işverenle birlikte sorumludur. Uygulamada alt işveren yerine hangi kavram kullanılmaktadır?
Ceyhan doğru cevap. 14. soru, iş yeri hekimi iş yerinde belirlenen yakın veya tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale gerektirmesi halinde ne şekilde hareket eder? İSG kurulu yok. Adana doğru cevap. 14 Adana olacaktı. Tebrik ederim. Devam ediyorum. 15. soru. Sosyal güvenlik hakkı anayasanın aşağıda sayılan bölümlerinden hangisinde düzenlenmiştir? Adana doğru cevap. 15 Adana. 16. soru, iş kanununa göre iş sözleşmesi feshedilen iş güvenliği kapsamındaki işçi feshi için gösterilen sebebin geçerli bir sebep oluşturmadığı iddiası ile iş mahkemesinde dava açmadan önce aşağıdakilere hangisine başvurmak zorundadır? Adana doğru cevap. 17. soru. İş sağlığı ve güvenliği sağlamakla yükümlü olan işveren bu yükümlülüğe aykırı davranan takdirde idari ve cezai yaptırımlarla karşılaşmaktadır. Buna göre idari para cezaları aşağıdaki kanunlara hangisi yahut hangilerinde düzenlenmiştir? Bursa doğru cevap. 17 Bursa. 18. 4857 sayılı iş kanununa göre işçi kavramı unsurları aşağıdaki şıklarda hangisinde doğru verilmiştir? Denizli doğru cevap. 19. İş sağlığı ve güvenlik kültürünün amaçları ile ilgili olarak aşağıdaki ara hangisi yanlıştır? Bursa doğru cevap. 20. İşletmelerde iş sağlığı ve güvenlik kültürünün oluşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ne yazık ki B değil. ACD kaldı. Adana doğru cevap olacaktı. 20 Adana. Tebrik ederim.
21 maalesef 9 değil. A doğru cevap. 21 Adana. Tebrik ederim. 22 çalışma hayatında çocukların neden risk grubu olduğu konusuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Denizli doğru cevap. 23. Aşağıdakilerden hangisinde gece çalışmasının başlangıç ve bitiş saatleri doğru bir şekilde verilmiştir? Maalesef Denizli değil. Ben cevap vereyim. 23 Adana doğru cevap olacaktı. 24, 50 veya daha fazla iş çalışan özel sektör iş yerlerinin çalışılması zorunlu eski hükümlü işçi sayısı kaçtır? Yirmi dördüncü soru için ne dersiniz acaba? Ne yazık ki A değil. B, C, D kaldı. C de değil. Cevap D olacaktı. Özel sektörde eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldı. 24 Denizli doğru cevap. 25 4857 sayılı iş kanununa göre ara dinlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Adana doğru cevap. Aşağıdaki işlerde hangisinde çalıştırılamaz? Denizli doğru cevap.
27. Niteliği bakımından 30 iş gününden az devam eden işlere ne ad verilir? Ne yazık ki B değil. D de değil. A ve C kaldı. Maalesef A'da değil, cevap C olacaktı. 27C olacaktı maalesef. Diğer soruya geçiyorum. 28. 4857 sayılı iş kanununa göre aşağıdaki hususlardan hangisi işverenin iş güvenliği kapsamında başvuracağı fiillerde geçerli bir sebep oluşturur? Yani hangisinde işveren işçiyi işten çıkarmakta haklıdır? Denizli doğru cevap. 28 Denizli. 29 aşağıdakilerden hangisi iş yeri hekiminin rehberlik etme yükümlülüğü kapsamında tanımlanan hususlardan biri değildir? Ben de hemen cevabı vereyim. 29 Denizli olacaktı. Son soru geliyor. Otur. Adana doğru cevaptı. 30 Adana. Böylece günü tamamladık. Takıldığınız bir soru var mı acaba? Varsa yazar mısınız? Yarın tekrar devam edeceğiz. Bugün için sona geldik. Ben teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı Özgür Bey. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Esen kalın. Sistem kendini otomatik kapatıyor.
Kızım. Abla su kaynasın da bekle. Su kaynıyor bekle. Özgür ne yapıyor? Şunu şuradan taktın mı? Benim bu. Aa, iyi alıştım ya. İyi alıştım. Sağlanan, kendi bildiğiyle gerçekleştirdiği ev sahibi bir demet mutlu.
yani başlayalım. Sevinci o cuma 23 model çifti siyah, beyaz ve asker konularının hakim olduğunu reaksiyon savaş geldi. Moda severlerden tam not alan bir dilenin sonunda geceli mimarı Ahmet Yağız'dan alkışlar içtiğinde kuruma geldi. Aramızdan ayrılalı tam 21 yıl oldu. Hala filmlerini izliyoruz. Bu bizim gibi filmleriyle dinleyecek bence bir isimler var. Yeşilçam'ın yaşamını, Sultan Paşa'sı, Kibar Teyzesi, Büyük Usta Kemal Sunal'ı almak için sevenleri bugün mezarı başında. Neredesin sen? Ben buradayım da sana ne oldu böyle? Yeşilçam'ın efsanesi, bizleri güldüren adamı itip. Ben sana evde su küpünü al demedim mi? Küpü al dedin aldı. İçine su koy demedin ki. Kemal Sunal, departman 27. yılında abi başında aldığınızı Kumas binlerin yine şahane Uzun Paşa Sivri Kibar Teyzesi 21 yıl önce Deniz 56 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Önceki gün Van'da bir ekmek fırınında çalışanların ekmek hamuru
kurguyla top gibi oynadığı görüntüler basına yansımıştı. Bu kez de başka bir skandal görüntü Konya'da bir markette kaydedildi. Bir genç hava sıcaklığına dikkat çekmek için terliklerini çıkartıp şarküteri ürünlerinin tutulduğu dolaba girdi. Görüntüleri Konya Adana'yı geçtiği notuyla sosyal medya hesabında paylaşan gence tepki yağdı. Belediye ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü soruşturma başlattı. İş yerinde denetim yapıldı. Yaklaşık 6 bin lira ceza kesildi. Dolaba giren 18 yaşındaki genç ürünler ambalajlıydı. Çok pişmanım. Böyle olacağını bilmiyordum. Yerinden pişman biri oldu dedi. İş yeri sahibi ise görüntülerdeki kişinin iş yerinde çalışmadığını söyledi. Arkadaşın sosyal medya fenomenliği bizi perişan etti dedi. Fırsat bulup dolaba girip işte kendisi çapında fenomen olmuşlar. Bu olaydan dolayı biz de mağduruz şu an. Görüntüler İstanbul ayakkabıları güzeliyor ve beğendikleri de oldu. Markadaki hırsız tekli ayakkabıları salarken görüntülerinin farkında yapabilirim. Özellikle marka takılıyor, hangisini almalıyım, hangisini bırakmalıyım diye. Marka düşkünü ayakkabı hırsızı farkında olmadan bakın kameralara nasıl yakalandı. İstanbul Esenyurt'ta bir hırsız önce 5 katlı bir apartmana girip katları tek tek dolaştı. Markasına, tabanına, deponuna olup olmadığına baktı ve ondan sonra ayakkabıları çalmaya başladı. Özellikle marka takılıyor, hangisini almalıyım, hangisini bırakmalıyım diye. Gizli bir ayakkabıları da kapıdaki pazar arabasının kumaş çuvalına koyuyor ve sonra kapıyı çekip gitti. Evet, beğendi ayakkabıları alıyor. Hani ayakkabıların tabanına bakıyor sanırım benim düşünceme göre tabanı sağlam ayakkabıları alıyor kendine. Apartman sahipleri hırsız yakalanana kadar kendi önlemlerini almayı ihmal etmedi. Biz komutun üzerinde zincirler astık. Bu şekilde kendi çıkmıştı önlemler almaya çalıştık. Konya'dan nefes kesen bir polis kovalama hırsıyla devam edelim. Aykırı bir polisin bu iddiayla kurulmayınca aksiyon filmlerini aratmayan bir tartış başladı. 20 kilometrelik kovalamacada sayısız kaza tehlikesi atlatıldı ve sonunda polis aracı lastiklerini ateş ederek polisi arayan kişi bir aracı yol kenarındaki direğe çarparak uzaklaştığı ihbarında bulundu. Sürücünün alkollü olduğunu belirten ihbarcı aracın plakasını da verdi. Polisin zanlı bulması uzun sürmedi. Polis aracı durması için uyarıda bulundu. Sürücü polisin ihbarına uymayıp kaçmaya başladı. Diğer araçlar da kapatamaya çarpışmaktan her seferinde kuzeyi tutuldu. Polisi yoldan çıkararak bulunmak istedi ama şu anda her seferinde kaçmayı başardı. Kovalamaca 20 kilometre sürdü. Polis araçlarından ses konumda kaçan araca çarparak uzaklığı sağladı. Polislerden düşen araçtan inerek kaçan sürücünün yanına gitmek istedi ancak polis araçlarından üzerine iki polis aracı tekerleklerini ateş etti. Araçtan edilen 44 yaşındaki sürücünün 3 yerine yakın alkollü olduğunu saptandı. Denizli'de iddiaya göre anız yakılırken yangın ve alevler rüzgarın etkisinde kısa sürede büyüdü. Bölge hem fabrikalara hem de yeni ağaçlandırma alanına çok kısıtlı. Fabrikalardaki işçiler hem teknelerini kullanmak için insanların gösterdiler. Camlarını içe sarktılar, alevlerin arasına dalıp yangını büyümeden söndürmek için çabaladılar. Denizli'de ağaçlandırma alanıyla sanayi bölgesinin tam arasındaki alanda iddiaya göre anıt yapılırken alev büyüyüp önüne gelen her şeyi tutuşturmaya başladı. Sanayideki fabrikalarda çalışan işçiler yangın söndürmekleriyle bölgeye koştu. Ne diye
Alev sayı yoktu. Gözler gerekli yandı. Bunu alabilmek için çabaladı. Öyle kaldı. Alev çevirdiğini sarabildi. Ne yapsın çocuk? Ya ne yapsın? Ile Ali çalıştı. Üç kere. Çabalarını boşuna çıkarıyordu. Kısa süre sonra çok sayıda itfaiye ekibine bölgeye ulaştı. Çok sayıda işçi duman bileviyle hastane kurulurken yardım kontrol altına alındı. Ancak büyük mücadeleye rağmen yeni ağaçlandırma alanındaki fidanlar zarar gördü. Amerikalı Engelliler Derneği'nin lokal olarak kullandığı büfeye gelerek engellilere sopayla dönen saldırıdan tutuklandı. Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan eli sopayla saldırıdan kendisine sahte içki içti ve kendine gün gün yeri sopayla. İki şüpheli ellerinde sopa ve yumrukuyla banta oturan Hasan Polat'a küfür ve tehditler savurup onu ve arkadaşını feci şekilde darp etmiştir. Daha önce pek çok suçtan kayda olan genç olaydan sonra yakalanan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Ben sarhoş olduğum için tam olayı anlayamadım ve anlayamadım. Ancak engellilere yardım eden biri olduğunu söyleyerek kendini savundu. Bu olay sahte alkol içmenlerden. Sopayla Hasan Polat'a buldu. Sopa dediğimiz şey ise Polat'ın basyonu. Benim yaptığım kavgayı başkası yapsa ben müdahil olmayayım. Hakimlik üstelinin kullanmasına karar verdi. Gerekçe olarak da silahla kasten yaralama suçunu işlettiğine dair somut deliller bulunmasını adli sicil kaydı olduğu için suç işlemeye meyilli olduğunu gösterdi. Şampiyonlu öğrenciler koronavirüs nedeniyle havuzda antrenman yapamayınca Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı Kartal sahilinde 3 metre yüksekliğinde şampiyon kurulmuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı da BBG'de ve genç sporcuların çalışma yaptığı alan yeniden düzenlendi. Sesleri duyuldu ve onlar için Karpaz sahiline şampiyon ve antrenman sahası yapıldı. Geçen sene Bulgaristan yarışmasını kazanmıştım. Ama pandemi nedeniyle bir tarafta ve antrenmanlarımızı yapamadık. Bu sene Müşiraj nedeniyle bir antrenmanlarımızı girdik. Ama Spor Bakanlığı'nın bir antrenmanlarımızı şampiyonluk bekliyorum çocuklardan.
Erzurum Azizli'den ilginç bir gelenekle devam edelim. İsa altından giderse veya herhangi bir dile yollanlar, ellerine aldıkları küçük parçada renkli bir kaya parçası yapıyor. Eğer ön parçası kayaya yapıştırsa, dileklerini gerçek olacak. Bil benim. Dilekleri var. Dev kayaya ellerindeki taşı vuruyorlar. Eğer bu taş yapışırsa, inanılana göre dilekleri kabul oluyor. Şu taşı mesela, şu dağlara vurursa, varsa, yine dileği kabul olmuyor. Mutluluktan haber ver dilek taşı. Ayık Nekin Türe ve Mesut Poyraz'ın yazdığı bu şarkı, Erdi Özbeğen'le Gülden Karaböcek'te hafızalara katıldı. Meğer dilek taşı gerçekten varmış. Erzurum Azizye'de de bir memnun içindeki uyuk dilek dışı olarak kullanılıyor. Dileği olanlar küçük bir taş alıp kaleye birkaç sefer vuruyor. Mor var, sarı var. Benim işim olsun veya benim tayinim olsun veya başka bir şey olsun. Evlendiğim. Kayaya yapışıp kalırsa dileklerin gerçek olacağına inanılıyor. Başvurduk. Dilek taşı geleneğinin tarihi bilinmiyor ama genelde yapışan taş psikolojik olarak hamburger yediler. Bu ayı birlikte kaldırdık. Yarışmacı 4.750 dolarlık para ödülünü paylaştı. 10 dakikada 34 hamburger yediler. Bu ayı birlikte kaldırdılar. Amerika 4 Temmuz etkinliklerine yemek yarışmalarıyla başladı. Geçen yılın 35 hamburgerle şampiyonu olan 4 çocuk annesi Molly Schuller, geçen yılın ikincisi Dan Kidder'la kapıştı. Geçmiş şampiyonları jüri liginde zamana karşı yarıştılar. Ama her ikisi de 34 hamburgerde tıkandı. Süre farkında olmadığı için birincilik kupasını, kemerini ve 4.350 dolarlık para ödülünü paylaştılar. Eren Bey, sormak istediğiniz bir şey var mı acaba? Ders sona erdi çünkü. Var mı sorunuz, takıldığınız bir şey? Dilerseniz ayrılabilirsiniz sistemden. Sistem kendi otomatik kapattığı için siz isterseniz ayrılabiliyorsunuz. İsterseniz gidebiliriz. Çünkü şey bilgisayarı alacağım da. Çarşamba, perşembe, cumadan birine gidebiliriz. Çarşamba en uygunu. Çarşamba olabilir mi? Olur. Olur. Bu karşılaşmada şayet bir korkulur
varsa benim arkaya çok zamanlarda yaşadığım şeyler yani başka bir zamanda.
suç. Sette yanım ölüyor. Ortası sağ sahasına kırmen çekiliyor. Bir röveş atar Schmeichel. Hadi iki. Röveş atası Schmeichel. Şizo. Ali İbrahim Müthiş'in güven soruşturmasından sakıncalı görünüyormuş. Niye? Aklımızda devam eden takipsizlikler ve yargılamalardan dolayı. Yani bir hala şu, iki buçuk aydır düşünemedim diyor. Nasıl ya, öyle oluyor mu? Ben de şaşırdım diyor. Senin de var. Milli takımda en çok forma giyen oyuncu. 129 kez bu takımın formasını terletmiş. Eğer 12'yi bolsa bol işe yatar. Ya takipsizlikler takipsizlik varmış. Ve suç duruları varmış. Senin üzerinde suç duruları var mı? Var. Senin avukatlık yaparken de vardı. Hı? Avukatlık yaparken de vardı. Vardı. Güvenlikten geçerken. Evet. Ama işte problem çıkarmışlar çocuğa. 2,5 ayda şırnağa giremedim diyor. Ve Avrupa şampiyonlarında finallerde en çok gol atan Avrupa şampiyonası finallerinde yani dersin devam ediyor. Mesela ben sorduğumda öyle bir şey olmadı. En azından bir olsun, şey olsun. Yakamıyor. Güvenlikten gelip gelmişti girememiş yoksa daha araştırıyor. Cevap da vermemişler. He. Üniversite soruşturması bitmiş. 15 gün önce üniversite gitmiş. Üniversite aramamış yine bunu. Kaç ay gitmiş güven? 1,5 ay. Ama öyle bir şey olsa şeyde de vermezlerdi avukatlıkta. Bir de o var. Ya, Türkiye'de demiyorsan gidiyor değil mi? Meclisler standartı olsa yok ya, avukatlıkta niye verdiler o zaman? Yani soruşturması vardı. Senin için öyle bir problem. Ne yapalım öylesi? Nasıl geçti? Hatta bunun için damacılar var mı? Herhalde damacılar da çıkardı mı? Sen yine kaç çıkacaksın? Dersim var benim yani. Çok yok. İyi ya. Yağmur gidiyorum ya. Çok fazla nazisti. Patrick Schick'in golüyle farkı bir indirmeyi başardı Çekya. Ay çok ses çıkartıyorlar. Evet, yarın yağmurlu görünüyor. Yağmurlu da yağmurlu. Aynı zamanda bu golle kurulmada gol krallığı yarışımları iddiasını ortaya koydu. Patrick Schick. Hiç potesiyle olan Roland bunu yakaladı. İkiye mi çıkarsınız? Yok ya, işte birinci çıkıyor. İki çok büyük. Evet. Başta çıkacaksın. Bir süre ben dersim diyor. Ben anlamıyorum. Kahvaltı saat falan. Bir de falan çıkıyor. 20.15'i dersim yutuyor. Evet. Kahvaltıyı beraber yapalım. Bir buçuk çıkıyor. Telefonu bir verebilir miyiz? Ceza sahası içine gelen Kristen. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler diyeyim. Yükseltti. Kafayla müdahale. Şu fal ve şimdi yakın yansı.
Yanko'ya çıkıyor çek ya. Yanko. Ya ne yapalım, olmaz olmaz. Ondan dolayı mı giremiyormuş ya? Heyecanla takip ediyor. Belki davayı falan kaybetti o. Şimdi yo, gönderdi bana. Gönderdi mi? Tarkıksızlık var yani. Tarkıksızlık aldığı halde mi? Sırf ondan dolayı giremiyormuş yani. Evet, internetten de bakabilirsiniz, öyle bir dolu kişi var. Poli. İleride Kürmençik var. Kürmençik dönüyor. Kürmençik çıkması geçmedi. Mesela Stiller. Kavaz. Yani bu iş emniyetten geçecek o zaman. Yani emniyetten geçecek. Boni'nin pası. Barak. Darımcan mı? Dokunmuş Dreyni'den. Dreyni. Barak geldi. Dreyni uzaklaştırıyor. Dreyni koştu ve koşarken de kalasa bağlı yaptı. Laktoz tanıyor mu Pınar'ın? Hayır ama. Pınar'ın ya. Hiçbirini sevmiyorum. Hele renkli yüzünü sevmiyorum. Kaç telefonumu soracağım ya. Tamam bir dakika. Ama çok şampanya var. Ya verdik işte bir. Evet arkadaşlar, merhabalar. Şimdi şimdi ekrana yansıtacağım. Ondan sonra da dersimizi bugün için tamamlamış olacağız. Bir saniyenizi rica ediyorum. Oyuna sonradan dahil oluyor genellikle. Bugün de öyle oldu. Zaten ara pas. Breakfast. Breakfast geliyor. Evet, şimdi ilk soruyla beraber başlıyoruz. 1919 yılında kurulmuş olan, Türkiye'nin de üye olduğu insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan Birleşmiş Milletler İhtisas Kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? Değil mi? Ya da üzerinde suç duyurusu olmadı. Acaba diyorum, benim bir arkadaşı az önce aramıştı bir iki saat öncesinde. Demiş ki ben de bir üniversiteye başvurdum da emniyette takipçilik üzerinde suç duyuruları var diye geri çevirdim demiş. Emniyet araştırmasından geçemedim demiş. Korktum lan. Ne dersiniz ben Eren Bey, Büşra Hanım? Avukatlık aldın ama sen. Girememiş de. Çırna. Girememiş de çırnağa başvurmuştu. Girememiş. Çıkartmış onu emniyet. Ne dersiniz birinci soru için? Allah korktum ya. Adam giremeyince ben de korktum. Benim yedi kanlı mı çıktı öyle tarifsizlik olanlara falan diyerekten? Eren Bey, Büşra Hanım, bir cevabınız var mı acaba? Ben bekleyeceğim cevap gelene kadar. Dur dur, özgürü veriyorum, o istiyor. Ali abi nasılsın? Ya nerelerdesin abi ya? Vallahi var ya, leylek sürüsü görmüşsün gerçekten ya. Vallahi billahi abi ya.
Ayrılırım lan ya. Valla. Bir soru veririm abi ya. Ölüm abi ya. Yani araba fiyatı yok ki. Ya arkadaşlar bir şey şöyle klasa başlamıştı. Bu çocuk zamanı gelince gitmişti. Takipsizlik almıştı. Ve buna karşı başlamıştı. Ölümü var. Duruşu başladı. Daha başlamış daha var. Orada göre duruşu nasıl yapıyor çıkmış. O bir kişi üniversitede Thank you.
Yok bak devam ediyor ya. Ya da var, bir gün de var. Her gün var. Ama olsun da hiç bir para gelsin ya. Ha normal iktidar. Allah şükür. Duvar bir güzelim var ya. Aman ya. Abi bir de pandemiden dolayı. Klima da açmıyor lan. Sıcaklar pişmiyor ya. O iktidar aman şükür ya. Evet. Ah Rabbim. Aynen. İktidar çok fazla var. Onlar bir dakika da. Aynen öyle. Ya sorma ya. Daha atamadım. Bana şartıyorsun. Ya işi yardım et. Birinci sorunun doğru cevabı Bursa. Devam ediyorum. İkinci soru, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin onayladığı iş sağlığı ve güvenli ve çalışma ortamına ilişkin 155 sayılı ILO sözleşmesinde yer alır? Engel olabiliyor dedi. Yok, engel olabiliyor dedi. O aşamada işte bir sonucu öğrenip devreye gireceğiz dedi. Aa, engel olabilir miyim? Senin avukatlığını yaptın. Hoş olduğu zaman. Evet. Aynı üniversitelerde engel. Belki bebeğim. Belki. Sarmaları da bitir artık. Allah. O iş bende mi dedi? Geriye döndürün. Burası. Suçek geldi, oyun sürüyor. Dori. Kırmanç. Yine offside. Kırmanç. Sen fakülteden çıktığına emin misin Özgür? Şimdi topu kasarıyor. Bir yer aldı. Yerden çevirdi. Fakülteden çıktığına emin misin? Nerede aramadın dedin? Ha? Ben böyle söyledim. Bizden çok değil mi?
Çantada rektörün önünde miyim? Doğu çıkmış, çıkış evrensel isim verdi işte kadın. Allah Allah. O zaman oradaki birimlerdekiler kafasına göre veriyorlar. Bir çok bildim bebeği. Sana Rafael mi aldın? Aldım. Aldım. Yes, that's the end of the season.
Kovanoruz. Neyden? Hakaret. Kim hakaret? Kendisine. Ne zaman açtı? Ya bayağı oldu. Ne çıktı? Kime ne çıktı? Bana cevap gelmedi. Ben savunma verdim. Ben de şikayetçi oldum. Ben savunma verdim. Ben de şikayetçi oldum. Okta altında da. Okta. Su çek. Yüksek bir top. İçeriye doğru. Araya geldi Kristensen. Ama dava açmadı değil mi? Kristensen araya geliyor. Dava açılmıştı. Ha? Görüldü değil mi? Braithwaite. Basını aktardı. Forsen. Örgel. Nördat. İyi çıktı Danimarka. Neyden dolayı? Mele geçiyor. Mele. Kaleci Schmeichel. Korsen. Kaas. Suçek. Janko. Braves. Ben telefonumu gördüm dedi. Barak ve Janko. Basını atlar bir yerden. En sonunda Boril var. Boril.
ateşi kalıyor. Dayım arkada ötürü yaşıyor. Çıktı çekiye geriye koşmaya çalışıyor. Ben yer bas şimdi. Yusuf Porsen, Porsen! Kaleci Maçik. Işın ışını kullanacak dayım arka. Göstere göstere pası aldı Yusuf Porsen ya da Daniel Bas o pası attı ve sonrasında Porsen'in şutunda Maçik. Danimarka Teknik Direktörü Gülman'ın heyecanı ve Daniel Bas korneyi kullanacak. Simon Kea ileride top ettiği isimlerden dolayı 79. dakikadayız. Daniel Bas ortayı yaptı. Karşılıyor savunmada hala. Tut telefonu. Karşıladı. Bir kez daha içeriye. Tamam şimdi gidiyor. Ben arıyorum. İçerik ya da Vidra ve Darida oyunda olacaklar. Patrik Şik çıkıyor. Çok yoruldu Patrik Şik. Bu maçta takımının tek golünü attı ve turnuvada 5 golü var. İşte Patrik Şik. Şarjı maç böyle biterse. Merhaba, kolay gelsin. Ya ben Türkcell kullanıyorum da numara taşımak için talepte bulundum. Mesaj attım. Dönüş olmadı, onunla ilgili aramıştım. Sabah. Onun yerine de Vladimir Darida oyuna giriyor. Darida da sakatlığı nedeniyle oradan da başında kalkmadı. Anladım. Anladım. Tamam. Teşekkürler. Dünyada 10. sıradaki ekip olarak tanımlamıştı maçlarımızın ve Darida. Biz dönüş yapalım. Torhin'in pası. Yan kutu sıyrıldı. Yan kutu önü verdi. Oynadın şimdi. Geldin yani. Anlattın. Bu kadar yani. Okey.
Hemen sıkılır her şey. Aynı ben. Hemen mi gidiyorsun? Hemen mi gidiyorsun? Onun da başında bir kanal olabilir. Az önce sanki öyle gördüm. Şu anda tedavisi gerçekmiş şu an. Yoldan sonra iki yıldan sonra çekler istediği vasıyı kuramadı. Yayın arka karesinde. Maç. Şansları kalmadı. Şu an bu hareketler gidiyor. Baskı yer senden. Brabets. Brabets yükseltti.